Merhaba araştıran insanlar. Okültizmin kilometre taşlarından bir tanesi olan Enochian alfabesini anlatacağımız bir konu ile beraberiz. ...13 Temmuz 1527'de doğan Dr. John Dee, İngiliz matematikçi, astronom, astrolog, okült, seyir, emperyalist ve yazardır. Dee, Kraliçe 1. Elizabeth'in danışmanlığını yapmış, hayatını simya, kehanet ve hermetik felsefeye adamıştır. 1580'li yıllarda yaptığı çalışmalarla zamanının en büyük bilginleri arasında yer alır. Dee, hermetik büyüye kendi matematiksel araştırma ve incelemeleri arasındaki farklılıkları eklemekle kalmamış, Rönesans'ta Marsilio Ficino ile birlikte ruh çağırma ve falcılık konularında da araştırmalar yapmıştır. Yaptığı araştırmalarda görünen dünyanın altında yatan ilahi formların neler olduğunu bilinenlerden farklı bir şekilde araştırmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Yaşamı boyunca yaptığı bu tür araştırmaların hepsini İngiltere'nin en büyük kütüphanesinde topladı. Bir bilgin olması onun siyasi kariyerinde etkilemişti. 1. Elizabeth'e bazen danışmanlık, bazen müneccimlik, bazen de öğretmenlik yapmış, o dönemde bakan olan Francis Walsingham ve William Cecil'in de gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Dee, Britanya İmparatorluğu ismini ilk defa kullanan yazardır. Dee, birçok bilimde öncülüğüne rağmen günümüzde genelde astroloji, simya, melek majisi ve kabala konusunda derin etütlerinden dolayı hatırlanmaktadır. Bu etütlerde duru görürlük yeteneğine sahip olmayan Dee, 10 Mart 1582 tarihinde Edward Kelly'yi duru görür olarak hizmetine almıştı. Kelly, daha ilk günden Dee'nin verdiği kristal küreye bakarak ilk önce baş melek Ariel, daha sonra Rafael ve Mikail'den Dee'nin mistik kitabı Soyga konusunda tatmin edici mesajlar iletti. Bütün olup bitenlerde Dee tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedilmekteydi. Daha sonra melekler bazı eşyaların yapımı için talimatlar verecekti. Bunlar arasında kutsal masa, bir majikal göğüs plakası, majikal yüzük ve mumdan yapılı 9 inç çapında karmaşık bir tılsım olan Sigillum Dei Amet de vardır. Bu sıralarda meleklerden verildiği iddia edilen yeni bir kristal küre Sigillum Dei Amet üzerine yerleştirilmesi söylendi. Bundan sonra Kelly aracılığı ile gezegen majisi üzerine bir sistem iletildi. 26 Mart 1582 tarihinde Kelly, meleklerin diliyle ilgili olduğuna inandığı 21 harften oluşan bir alfabe açıkladı. 29 Mart ve 6 Nisan 1583 arasında Dee ve Kelly, meleklerden tebliğ edilen Liber Lugat kitabının ilk bölümünü yazıya döktüler. Bu eser ayrıca Enoch'un kitabı Et Sanctus ve Tanrı'nın Sözü kitabı olarak da bilinir. Ve ilk olarak Enochian veya melek dilinde 50 davetten ve ikinci olarak da çok sayıda harf ve bazen sayı içeren kareden oluşmuştu. Dee, Amidah, Gah, Lesko, Van, Ax, Or, Mandol gibi imlasını hiç bilmediği birçok cümle yazardı. Ata, Malkut, Megabura, Megadura, Deolam, Om. Amasha'o Adonai Ahea Ata, Gabor, Leolam, Adonai. Before me, Raphael. Behind me, Gabriel. At my right hand, Michael. At my left hand, Uriel. Around us flame the pentagrams. Above us shines the six-rayed star. Ata, Malkut, Vegabura, Vegadula, Leolam, Om. Melekler, Liber Lugat'ın tamamının 40 günde yazılmasını emrettiler. Ve gerçekten de 6 Mayıs 1583'te ilk melek davetlerinin verilişinden 49 gün sonra kitap tamamlanmıştı. Her ne kadar Kelly'nin yazıp hazırladığı Liber Lugat basit Latin harflerine yazılmışsa, melekler kitabın melek alfabesinde yeniden yazılıp
gümüşle ciltlenmesine dair yeni talimatlar verdiler. 16 Ağustos 1584 tarihinde Dee şöyle yazdı. Tanrı ve gökyüzü bilir ki kitabı gümüşle kaplamak için elimden geleni yaptım. Bilinmeyen bir yöntemle Liber Lugat daha sonraki çalışmalarda kullanılarak 48 Melek Anahtarı isimli sistemi ortaya çıkartmak için kullanıldı. 13 Nisan ve 13 Temmuz 1584 arasındaki melek çalışmaları 3 ayrı iç içe majikal sistemin yaratılmasına neden oldular. Bunlar 48 Melek Anahtarı, Bilgi, Yardım ve Dünyasal Zafer, Dua ve Davet kitabı olmak üzere toplam 3 adettir. Dinin notlarına göre çalışmalar ilerledikçe Kelly açısından son derece sarsıcı bilgiler gelmeye başladı ve zaman zaman isyan edip ayrılmaya kalkıştı. Bazen melek olarak iletişime geçtiği varlıkların aslında iblis olduklarını haykırdıysa da Dee onu yatıştırmaya çalıştı. Dee, Kelly'yi rahatsız eden mesajları şöyle sıraladı. İsa Tanrı değildir. İsa'ya herhangi bir dua yapılmamalıdır. Günah yoktur. İnsan ruhu ölümden sonra doğmak üzere bir cenine geçer. İnsan ruhu sayısı hep aynı olmuştur. Adem ve Havva'dan türeyen nesiller tarih değil mecazidir. Dee, masanın üzerinde önünde bir veya birkaç kareyle otururdu. Kelly, onların kutsal masa dedikleri masanın önünde oturur ve günümüzde British Museum'da bulunan masadaki bazı tılsımlarla birlikte görebileceğiniz yürü taşına bakardı. Ve içinde bu karakterlerin birindeki harfleri bir sopayla tek tek gösteren bir melek görürdü. Kelly örneğin o kolon 6 sıra 31'i işaret ediyor derdi. Ve harfi belirtmeden böylece devam ederdi. Bu harfi Dee karedeki söz konusu hanede bulur ve not ederdi. Bu Kelly'nin oluşacak kelimeleri önceden bilmediğini gösterir. Eğer bilseydi karelerdeki 2401 harfin yerlerini tek tek bildiğini kabul etmemiz gerekir. Bu da oldukça şaşırtıcı bir beceri olurdu. Melek işini tamamlayınca mesaj ters okunup yeniden yazılırdı. Bunun ters şekilde dikte edilmesinin sebebi doğru şekilde iletilmesi o sırada istenmeyen güçleri çağırabilecek kadar güce sahip olmasından dolayıdır. Biliyorum. I command thee by the particular king who rules over thee, the mighty Amaemon, and by the power of the archangel Raphael. I command thee, appear before me, and speak unto me in a clear, intelligible voice in my mother tongue, free from ambiguity and guile. Come in the name of Adonai Zebaoth. Come, why dost thou tarry? Adonai Chaddai, King of Kings, commands. Bu anahtarlar veya çağrılar ters yazıldığında Enochian veya melek dili olarak adlandırdıkları bir dilde çağrılar ortaya çıkmıştı. Dilin kendisine has bir sentaks ve grameri vardır. Kelly bir süre sonra daha fazla dayanamayarak bir süreliğine Dee'nin yanından ayrılmıştır. Bu süre zarfında Dee, Skrink yöntemiyle de tebliğleri almaya çalışmıştır. Ancak başarılı olamamıştır. Daha sonra Kelly'nin tekrar dönmesiyle küre tekniğine geri dönmüştür. İkilinin bu işler için kullandığı küre, şu anda Londra'daki Milli Müze'de muhafaza edilmektedir. En son kürenin 2004 Aralık ayında çalındığı ve sonra tekrar ele geçirildiği gibi haberler ne kadar muhafaza edildiği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Dee'nin kristale bakmak olarak da bilinen metodu su, ayna, cam, küre gibi yansıtabilen nesneler üzerinde konsantre olarak bedensiz varlıklardan gelecek tahminleri isteğe bağlı sorular sorarak cevap almak ve suçluları bulmak şeklinde uygulamalara verilen İngilizce kökenli isimdir. Dr. Dee'nin Enochian külliyatı uzun süre unutulduktan sonra Golden Dawn öğretilerinde görülür. Daha sonra MacGregor Matters ve Aleister Crowley tarafından bu konu üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Crowley, Görüş ve Ses adlı günlüklerinde Enochian sistemindeki melek varlıkları ile çalışma vizyonlarını veriyor ve Enochian sistemi için şöyle diyor. Bu çalışmayı samimi kılan şey, kimsenin açıklayamadığı bir şekilde harflerle dolu yüze aşkın kare elde edilmesidir. Altın Şafak üyelerince bugün uygulamalarda hala temel olarak kullanılmaktadır. Enochian son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistemin evren görüşü şöyledir. Fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir. Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evrenini düşünürseniz ki buna zaman benzeri hareket diyorlar, iyi bir benzetme olacaktır. Hiperküre elemanlara ve alt elemanlara bölünmüştür. Golden Dawn, revizyonda harfleri ve başka sembolik sistemleri sistemin içerisine yerleştirdiler.
Bunlar da ayrıca bölünür. Dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli veya genel olabilir. Varlıklar, bu güçlerin çeşitli çalışmalarda kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi anahtar verdiler. Bu anahtarları videonun altındaki linkte sizlerle paylaşıyorum. Bu sistemde ayrıca gezegen güçleri gibi oldukça yaygın Rönesans majı unsurları da vardır. Bazı Golden Dawn üyeleri tarafından, başta MacGregor Mathers ve Aleister Crowley olmak üzere bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Enochian metinleri, olağanüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi anahtarlar içerdiğinden kelimelerin nasıl okunacağı ve nasıl seslendirilmesi gerektiği önemlidir. Çoğu majikal sistemde metin içerisinde seslendirme hataları potansiyel bir tehlike içerir. Ekranda gördüğünüz çalışma, John Dee'nin Enochian dilinin okunuşu üzerine bir çalışmadır. Yaşadığı dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. Crowley ve Neuberg'in Mükemmel Vizyon ve Ses Çalışma dizilerinde sabit yıldızlar açık bir şekilde Enochian alfabesinin harflerine ve diğer sembollere iliştirilmişti. Bu çalışma şuur alanları gezileri içerir. Bu dizilerin ortasında söz konusu kürenin, yani evreni temsil eden büyük elemanlar tablosunda bulunan iç içe yerleşik bir dizi küre olarak düşünülebilir. Enoch alfabesi kelimelerin aynı Kabala'daki dal dili gibi titreşimler ve fonetik üzerinde kurulu bir dildir. Hatta birçok kelime mantra şeklinde okunduğu için sadece yazmakla işe yaradığı söylenir. Küt TV'ye destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı ve abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.